أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Şu kıymetli Edesa TV izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Cenab-ı Allah şu mübarek Ramazan ayı hürmetine bizleri sevdiği ve razı olduğu kulların cümlesine ilhak buyursun. Yüce Mevla şu mübarek Ramazan ayında yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerimizi katında kabul ve makbul eylesin inşallah. Değerli dostlar, bir sahur vaktinde yine her zaman olduğu gibi Edesa TV ekranlarında Edesa TV'de Sahur Vakti adlı programımızla huzurlarınızdayız. Bugün de yine Eyyubiye ilçe vaizi Müslüm Kılıç Hocam aramızda. Üçüncü programımız oldu kendileriyle. Ve bugünkü sohbetimizde de efendim olgun müminin özellikleri nelerdir, vasıfları nelerdir? Bu konu üzerinde sohbetimizi şekillendirmeye çalışacağız. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Size de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Allah razı olsun. Sizinle beraber üçüncü sahurumuz oldu. Doğrudur, üçüncü programımız hocam. Oldu. Doğrudur. Muhterem hocam. İnşallah bugün biraz önce ifade ettiğim gibi evet mümin bir takım özelliklere sahip olması lazımdır. Çünkü mümin bir kişiliktir, bir karakterdir. Esasen Kur'an'ın birçok yerine baktığımız zaman Yüce Rabbimiz Azze ve Celle bize mümin olan insanların özellik vasıfları nelerdir onlardan elbette ki birçok surede ve ayet-i kerimelerde bizlere söz ediyor, belirtiyor. Dolayısıyla biz cennete nail olabilmemiz için her iki cihanda da mutlu saadete erişmiş olan bir insan olabilmemiz için en önemlisi ahirette cennete girecek olan kullardan olabilmemiz için Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş olduğu bu özellik ve vasıflara sahip olmamız gerekmektedir. Dilerseniz bu şekilde giriş yapalım evet, ve sizler ayetler ışığında mümin, olgun mümin nelerdir? Bunlar üzerinde sohbetimizi bina edelim inşallah. İnşallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam Bakara suresinin ilk ayetleri bir müminde olması gereken özelliklerden bahsediyor. Evet. Bakara suresinin ilk başında şöyle diyor. Elif, la, mim, zâlikel kitâbu lâ reybe fîh. Hüdellil müttakin. Diyor ki elif lam mim. Buradan elif lam mim'in anlamını da söyleyelim. Elif lam mim demek şu demek. Allahü Teala diyor ki ey Kur'an-ı Kerim'in benim tarafımdan gönderilmediğini iddia edenler. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de elif var. Lam var. Mim var. Bu ve buna benzer harfler var. Eğer benim göndermediğimi haşa Hazreti Muhammed'in kendisinin bizzat yazdığını iddia ediyorsanız buyurun size bir Kur'an yazın diye bir iddiada bulunuyor. Bir meydan okumada bulunuyor. Tefsir usulünde muhterem hocam biz bu ayet-i kerimelere huruf-i mukatta'a ayetleri diyoruz ki yani manası kesin olarak belli değildir. Aynen kıymetli hocam. Lakin elbette ki müfessirler bunlara bazı yorumlar getirmişlerdir ama en sonunda Allahu a'lem demişlerdir. İşte sizin yapmış olduğunuz yorumlardan birisi de bu. Gerçekten biz bu ayet-i kerimeler nerede geçiyorsa, akabinde gelen ayet-i kerimeye baktığımız zaman Yüce Rabbimiz hemen Kur'an'a işaret ediyor. İşte mesela Yasin vel Kur'anil Hakim olduğu gibi Yasin denildi, huruf-i mukatta ve akabinde hemen Kur'an'a işaret edildi. Daha Bakara, mesela. Evet. Ma enzelna aleykel Kur'an'a liteşka. Yine Kur'an geliyor. Aynen, yine Kur'an. Diğer ayetlerde de bunu, surelerde de bunu görmek mümkün. Demek ki Yüce Rabbimiz Azze ve Celle bir nevi o müşriklerin duymadığı bir hitap şekliyle onların dikkatini Kur'an üzerine celbediyor. Ve gerçekten de onlar celbediliyorlar. Dikkatleri hemen Peygamberimiz bu ve benzeri ayet-i kerimeler okuduğu zaman acaba Muhammed ne diyecek, onun Rabbi ne diyor diye kulak kesiliyorlardı. Aynen kıymetli hocam. Yani dediğiniz gibi birkaç tane yorum var. Hani şu manaya geliyor, bu anlama geliyor ama bir meydan okuma olduğu belli. Elbette. Allahü Teala Hazretleri Kur'an'ın kendisi tarafından gönderildiğini, bütün kitapların üzerinde olduğunu ve yegane kanun, nizam kitabı olduğunu, toplumu düzeltecek kitap olduğunu ifade ediyor. Ve devamında şöyle diyor. Diyor ki ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي Bu kitapta hiçbir çelişki, şüphe yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyun. Birbiriyle çelişen, birbirini tutmayan iki tane ayet bulamazsınız diyor. Bu derece iddialı Allahü Teala bir iddiada bulunuyor. Ve aynı zamanda onun icazı, onun belagatı bize çok güzel bir şekilde gösteriyor ki bu kelam bir insan oğlunun kelamı olamaz.
bu kelam ancak ve ancak yaratıcının kelamı olabilir. Yaratıcının sözleri olabilir. Dolayısıyla la raybe fi, onda şek, şüphe, tereddüt yoktur. Hangi konuda? Allah'ın kitabı olduğu konusunda, Allah'ın emirleri olduğu konusunda, Allah'ın sözleri olduğu konusunda, Allah tarafından Cibril-i Emin vasıtasıyla bir Ramazan ayında ve o Ramazan ayı içerisinde bulunan bin aydan daha hayırlı olan bir Kadir gecesinde bizler Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a nazil ettik, gönderdik. Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i vahiy şeklinde bu şekilde peyderpey Allah Resulüne vahyederken, indirirken ve Allah Resulü de hiç vakit kaybetmeden etrafında dalalete sapmış olan o insanlara kitabı ve hikmeti öğretirken, hani Cuma suresini hatırlayalım Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz orada da Allah Resulü'nün peygamber olarak gönderilmiş olduğu amacından söz ederken huvellezî ba'ase fil ummiyyine rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh ve in kânû min qablu lafî dalâlin mubîn. O Allah ki kendi işlerinden o ümmilere, okuma yazma bilmeyenlere, Rablerini tanımayanlara, dalalet içerisinde olan o insanlara kendi katından kitabı ve hikmeti öğreten, ayetlerimizi okuyan, ayetlerimizi onlara öğreten bir peygamber gönderendir. Oysa ki Allah bunu yapmadan önce onlar büyük bir dalalet içerisindeydiler. Evet, büyük bir çukurun kenarındaydılar. Büyük bir alev topunun ağzındaydılar. Çünkü kendi elleriyle ciğer pareleri olan kız çocuklarını bile diri diri toprağa gömecek, öldürecek kadar canileşmişlerdi. İşte böyle bir topluluğa Allah Cibril-i Emin vasıtasıyla Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı gönderiyor. Onun en büyük olan mucizeyi gönderiyor. Müşrikler de bu olay karşısında Peygamberimize işte kimileri ne dedi? Muhammed kendisi bunu yazıyor, haşa. Veya şeytan bunu ona aktarıyor. Cinler bunu ona söylüyor. Delirmiş, şaşırmış, aklını kaybetmiş. Yani bu şekilde bu iftiralarla bile ne kadar büyük bir tezat, zıttık içerisinde olduklarını itiraf ediyorlardı. Yani attıkları iftiralar da birbirini tutmuyorlardı. Bir yandan Peygamberimize deli diyorlardı, mecnun diyorlardı. Bir yandan da böyle mucizevi bir kitabı Muhammed'in yazdığını iddia ediyorlardı. Değil mi Muhterem Aynen Hocam? Aynen kıymetli hocam. Evet. Sihirbaz diyorlardı, şair diyorlardı. İşte efendim, madem şair, siz de yazın Kur'an-ı Kerim'in benzerini. Evet. Şimdi biz ilahiyatta derse gidiyoruz. Bizim orada öğrencilerimiz var. Ben öğrencilerime hep diyorum. Diyorum az biraz Arapça öğrendiniz. Temeliniz de vardı. İnşallah daha da iyi olursunuz diyorum. Sizin diyorum okuduğunuz metinlerle Kur'an-ı Kerim arasında bir benzerlik görüyor musunuz? Görmüyoruz diyorlar. Hiç bilmeyen bir kişi bile Kur'an-ı Kerim'in nasıl muciz, yani karşısındakini aciz bırakan, bir benzerini getirmekten aciz bırakan bir kitap olduğunu görür. Seyyid Kutub'un başından geçen bir olay var. Hani konumuza girmeden önce o olayı anlatalım. Seyyid Kutub diyor ki, bir gün diyor gemide yolculuk yapıyoruz. Gemide yolculuk yaparken cuma günü, tabii diyor bir takım kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Dedik ki gemide cuma namazı kılalım. Gemide cuma namazı kılmaya karar verdik. Dedik ki kılalım, cuma namazını eda edelim. Tabii orada diyor Fransızlar var, İngilizler var, Almanlar, şu farklı milletlerden Hristiyan, Yahudi, farklı kişiler böyle var. Hepsi diyor bizi pür dikkat bile izliyorlar. Çünkü biz diyor geminin müsait bir yerine durduk. İşte kıbleyi tespit etmeye çalıştık, döndük. Namazımızı, sünnetimizi filan kıldık. Ben diyor hutbeye çıktım. Seyyid Kutup edebiyatçı bir insandır. Edebiyat alanında da efendim mesela Fî Zilâlil Kur'an yazarıdır. Kur'an tefsiri. Ben diyor hutbeye çıktım. Hutbede diyor işte Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudum ve diyor normal kendi yanımdan edebi bir konuşma yaptım. Seyyid Kutup edebi bir konuşma yaptım diyor. Hutbeden indim, namazı bitirdim. Kadının birinin ağladığını gördüm. Diyor dedim herhalde okuduğumuz Kur'an'dan filan duygulandı. Diyor kadının yanına gittim. Hayırdır niye ağlıyorsun filan dedim. Kadın dedi ki diyor sen diyor Arapça şeyler konuşurken diyor içinde bazı cümleler geçti. O cümleler diğer cümlelere benzemiyordu. Allah Allah. Evet. Ben diyor cümlelerin hangi cümleler olduğunu hemen diyor anladım. Kur'an-ı Kerim'den geçen cümleler. Nitekim kıymetli hocam Kur'an-ı Kerim'i biz onun için her zaman diyoruz ki inanın diyoruz kişi herhangi bir dinden olabilir.
Ama diyoruz gelin Arapçayı öğrenin. Sırf ne için? Sırf Kur'an ne diyor? Elbette. Kur'an'ın gücü nedir? Kur'an'ın kudreti nedir? Bunu öğrenmek için öğrenin. Şimdi kıymetli hocam lafınızı bala kesiyorum. Araba kullanmayı bilmeyen biri hangi arabanın nasıl gittiğinin, hangi arabanın daha konforlu olduğunun, daha güvenli olduğunu bilebilme imkanı var mıdır? Zordur. Yani imkansız gibi bir şeydir. Şimdi onun için Arapçayı bilen herkes bundan müttefiktir. Kur'an bir beşer kitabı değil, bir insan kitabı değil. Allah'ın kitabıdır. Onun için kıymetli izleyicimize buradan rica edelim. Eğer hala Kur'an öğrenmeyi, yani Kur'an öğrenmemişseniz bir an önce Kur'an öğrenmeye başlayın. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra da tefsirini de okuyun bir hoca eşliğinde. Anlamını da öğrenmeye çalışın inşallah. Elbette ne güzel açıkladınız, izah ettiniz. Kur'an'ı okumak ibadet olduğu gibi onu anlamak da ibadettir değil mi muhterem evet, hocam? Evet kıymetli hocam. Ve bunu da onun dili olan Arapçayı öğrenmek suretiyle yapabiliriz. Veya bilmiyorsak bile bir tefsir kitabından, bugün tefsir kitaplarımız da mevcuttur. İşte Seyyid Kutub'un tefsiri gibi, Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın komisyonu tarafından yazılmış olan tefsir vardır. Bu şekilde biz de Kur'an bize neye emrediyor, Kur'an bizden ne istiyor, belki bilincine, şuuruna varırız. Tabii ki Kur'an'ı okumak, anlamak önemli ama en önemlisi belki de anladığı ve okuduğu ve anladığını da yaşamak önemlidir. Hayatına aksettirmek önemlidir. Şimdi Kur'an'ı okumaktan, Kur'an'ı anlamaktan söz edince biz sık sık bu ekranlarda dile getiriyoruz. Ama yeri gelmişken tekrar onu efendim ifade etme ihtiyacını hissediyorum. Kur'an öyle bir kitaptır ki muhterem hocam bakınız. Kur'an'ı indiren melek Cebrail diğer meleklerden daha üstün oluyor. Kur'an'ın kendisine inmiş olduğu peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerden makam olarak daha üstün oluyor. Kur'an'ın kendisinde nazil olduğu mekan, yer, Mekke şehri daha bir önemli şehir oluyor. Diğer Ümmü'l-Kura oluyor yani. Ümmü'l-Kura oluyor. Ve hazel beledil emin oluyor değil mi? Aynen. Kur'an'ın kendisinde inmiş olduğu ay, Ramazan ayı, şehru Ramazan ellezî unzile fihul Kur'an, diğer aylardan, diğer zamanlardan daha önemli oluyor. Kur'an'ın kendisinde inmiş olduğu gece, Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlı oluyor. Yani baktığımız zaman bu geceye, bu aya, bu peygambere, bu meleğe, bu şehre, bu değeri kazandıran ne? Bu kıymeti kazandıran bu ümmete, ne? Değil mi kıymetli bu hocam? Bu ümmete değeri kazandıran ne? Kitabımız Kur'an-ı Kerim işte. Bu Kur'an bu değeri ve efendim kıymeti kazandırıyor. Dolayısıyla bir mümin olarak bizler de Kur'an'ı öğrenir, Kur'an'ı anlar ve Kur'an'ı yaşarsak bizler de Rabbimizin yanında indinde değerli olmayacak mıyız? Kıymetli olmayacak mıyız? Hiç şüphesiz olacağız inşallah. Aynen kıymetli hocam. Kıymetli hocam şimdi Kur'an-ı Kerim bir ilaç gibidir. Şimdi diyelim mideniz ağrıdı. Allah muhafaza olabilir. Doktora gittiniz. Doktor dedi ki sizin rahatsızlığınız şu, tahlil filan yaptı. Bir ilaç verdi. A ilacını verdi diyelim. Siz eve geldiniz. A ilacının içini açtınız. Tek tek hapları saydınız diyelim. Orada yazan prospektüs vardır. Yani ilaçla ilgili bilgiler. O kağıdı da diyelim ezberlediniz. Ama ilacı kullanmadınız. Bu ilacın size ne gibi bir faydası olabilir? Hiçbir faydası olmaz. Evet. Hiçbir faydası olmaz. Bu şuna benzer. Bir telefon almışsın ama içine hat takmıyorsun. Telefonun şarjı yok, şarj ettirmiyorsun. Diyorsun ki ben bu telefonla konuşma yapacağım. Konuşma yapamazsın ki. İlacı kullanman lazım. Telefonu da şarja takıp, hatı takıp kullanman lazım. Evet. Araba aldın, yakıt koyup kullanman lazım. Kur'an-ı Kerim yakıt gibidir. İlaç gibidir. Telefon gibidir verdiğimiz örnekle bila teşbih. Kur'an'ın eğer bizim hayatımızda faydasının olmasını istiyorsa Kur'an'ı kullanmamız lazım. Peki Kur'an-ı Kerim'i kullanmak nasıl olacak kıymetli hocam? İkimiz bir konuda tartıştık. Olabilir. Siz dediniz ki Müslüm hocam şu konu böyle olmalı. Ben dedim ki Muzaffer hocam, kıymetli hocam bu konu böyle olmalı. Bir yere varamadık. Birbirimizin Allah muhafaza belki kalbini kırma noktasına gittik. Halbuki Kur'an'ı burada uygulayabiliriz. Örneğin siz diyorsunuz ki Müslüm hocam öğrencilerimiz var müftülükte. İkimiz de burada görevliyiz. Ben öğleye kadar vereyim. Siz akşama kadar verin. Öbür gün ben öğle akşama kadar vereyim. Siz öğleye kadar verin dediniz. Tartışmaya gidik. Yok şöyle olsun böyle olsun. Kur'an-ı Kerim ne diyor mesela bu konuda? Adaletli olun diyor. Adaletli olacaksa o zaman ne yapacağız? Gücümüz yettiği kadar o görevi yapacağız. Bakın Kur'an bize bir çözüm oldu. Eşimizle tartıştık. Hanımımızla tartıştık. Birbirimizin kalbinin kırma noktasına gittik.
Ki nitekim böyle şeyler maazallah, yani Allahu Teala muhafaza eylesin, olabiliyor. Diyelim hani olmasını istemiyoruz ama maalesef olabiliyor. Tartıştık. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'i kendimize hakem tayin edebiliriz. Mesela hanım diyor ki, ya diyor sen annengile çok gidiyoruz, gitmeyelim. İşte adam diyor ki, ya diyor senin annengile çok gidiyoruz, gitmeyelim. Tartıştılar. Halbuki Kur'an hakem olabilir burada. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Adaletli olun diyor. Senin, onun annesi onun için değerli. Senin annen senin için değerli. Madem öyle gideceksiniz, ihtiyacı olduğu kadar, bunun ihtiyacı varsa buna gidin. Bunun ihtiyacı varsa buna gidin. Sıla-i Rahim yapın. Bak Kur'an-ı Kerim yine bizim aramızda hakem oldu. Evet. Ya da diyelim bir aşiret, öbür aşiretle kavga etti. Diyelim bir tarla konusunda, bir mer'a konusunda kavga etti. İş Allah muhafaza kötüye doğru gitti. Halbuki bu aşiretler, bu tarla konusunda, mer'a konusunda kavga edenler, böyle işin ehli hoca efendilerinin yanına gelseler, deseler ki hocam dinimizin bu konuda hükmü nedir? Hoca efendiler kitapları açarlar. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği prensipler ışığında derler ki kardeşim şu tarlanın sahibi şu adamdır. Ama oradan geçen nehirden hepinizin faydalanma hakkı vardır. Şu hüküm bu şekildedir denilir. Bu aşiretler ne yapar? Örneğin o iki aşiret Allah razı olsun diye. Demek ki aramızda hakem bu oldu. Nitekim Peygamber Efendimiz 35 yaşındayken Kabe'de kabileler arasındaki büyük savaşı bitirirken nasıl bir şey sergiledi? Örtü getirin dedi. Örtüyü yere serdi. Hacerül Esved'i içine koydu. Çünkü kavga ondan dolayı oluyordu. Hani kim bunu koyacak diye. Her kabileden bir kişi örtüyü tutsun dedi. Tuttular. Yukarı kaldırdı. Taşı aldı. Cennetten geldiğine inanılan taşı. Taşı aldı. Yerine koydu. Kavgayı bitirdi. Peki bu hakemliği nasıl yaptı? Yine Kur'an ışığında yaptı. Ha diyeceksiniz o zaman Kur'an-ı Kerim inmemişti. Kıymetli hocam Kur'an-ı Kerim belki peygamberimizin peygamberliğinde inmiş olabilir. Ama Kur'an'ın getirdiği prensipler daima kainatta vardı. O prensipler uygulandığı zamanlar huzur oldu, evet. Mutluluk oldu, sevinç oldu. Doğru. Kur'an-ı Kerim inince de bu ete kemiğe bürünmüş oldu. Bütün doğrular, bütün iyiler, bütün güzellikler Kur'an'da vardır. Yeter ki görebilelim, yeter ki okuyabilelim. Ama dediğimiz gibi kıymetli hocam, sadece Arapça metnini değil. Örneğin şu ayet. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ Bunu milyon defa okuyun. Milyon defa, milyarlarca kez okuyun. Ezberleyin. Fatiha'yı mesela günde kaç defa okuyoruz? 40 defa okuyoruz en az. Bunun anlamını bilmediğin zaman sana ne gibi faydası olacak? Sevaptır. Sevaptır. Tabii ki elbette. Sevaptır. Ama hadi peygamberimiz diyoruz ya bir harfini okuduğunuz zaman size 10 sevap yazılır. Elbette ki Arapçasını okumak sevaptır. Efendim ve ibadettir aynı zamanda. Değil mi muhterem aynen hocam? Aynen kıymetli hocam. Yani biz bunu derken hani Kur'an'ı Arapçasına okumayı basitleştirmiyoruz. Tabii estağfurullah. Okunması ibadettir ama anlaşılması da gerekir. En önemlisi okuduğunu ve anladığını biraz önce ifade ettiğimiz gibi hayatına aksettirmek önemli. Bütün bu dediklerinizden yola çıkarak şu sonuçlara ben varıyorum muhterem hocam. Hani bugünkü programımızda sizinle beraber olgun bir müminin vasıflarından, özelliklerinden söz edeceğiz ya. Hemen ben kendime şu özellikleri çıkardım. Ki ayet-i kerime onları sayacak inşallah, sayıyor aynen. Özellikleri. Ama demek değildir ki sadece mümin bu özelliklere sahip olacaktır. Bakara suresinde 5 tane temel özellik sayılıyor. Belki bunlar temelli, önemli. Ama bunun yanında Müslümanın sahip olması gereken ahlaki nice nitelikler vardır, güzellikler vardır. Her birisine mümin sahip olması lazımdır. Belki o ayette sayılmamış olabilir ama Müslüman sahip olması lazımdır. Dolayısıyla Müslüman denildiği zaman sizin bu dediklerinizden hareket. Birincisi Müslüman öyle bir şahıstır ki Kur'an'dan haberdar olacak. Aynen kıymetli. Kur'an'ı öğrenecek, Kur'an'ı anlayacak ve Kur'an'ı yaşayacak. İkinci temel ilke olarak, nitelik olarak, özellik olarak Müslüman efendim Kur'an'ın kendisine emrettiklerini yerine getirmelidir. Adalet gibi. Bütün sahalarda, bütün alanlarda adaletten ayrılmayacak. Aile hayatında adaletten ayrılmayacak. Ticaret hayatında adaletten ayrılmayacak. Akrabalar hayatında, sosyal hayattan asla ve asla adaletten taviz vermeyecek. Bu sonuçları veriyoruz. Dilerseniz bu şekilde ayet-i kerimelerden hareket edelim. Cenab-ı Allah olgun müminden nasıl bahsediyor? Aynen. Kıymetli hocam aslında bu ayette bu kadar uzun durmamızın nedeni
bir nevi bu ayetin, yani ilk ayetin olgun müminin özelliklerinin nasıl kazanılacağına dair bir ayet olmasından dolayıydı. Eyvallah. Hani izleyicilerimiz diyebilir ya, olgun müminin özellikleri hani burada anlatılmadı. Hayır, burada biz olgun özelliklerin kaynağını anlatmaya çalıştık. Eyvallah. Onun Kur'an-ı Kerim olduğunu anlatmaya çalıştık. Çok güzel. Ve huden lil müttakin diyor Allahü Teala. Müttakiler için yol gösterir. Peki müttakiler kimlerdir? Müttaki, lügat anlamıyla korkan demek, sakınan demek, evet, endişelenen demek, muhafaza eden. Muhafaza eden demek. Bazen meallerde böyle yeri gelmişken söyleyelim. İşte ittekullah diyor mesela Kur'an-ı Kerim'in ayetinde. Mealine bakıyorum, meal şöyle: Allah'tan korkun. Şimdi Allah'tan korkunuz siz ne olduğunu bilirsiniz kıymetli hocam. Çünkü korkunun ne olduğunu bilen bir abimizsiniz, büyüğümüzsünüz. Allah sizden razı olsun. Belki biz de biliriz hani okuduğumuz kadarıyla. Hocalar da belki bilir. Ama bir genç, küçük bir çocuk Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini, bu emrini tam anlamıyla anlayabilir mi? Onun için biz manayı verirken, meali verirken Allah'tan korkun değil. Şöyle bir mana verebiliriz. Allah'ın emirlerini uygulama noktasında gayretli olun. Allah'ın yasakladığı şeyleri uygulamama noktasında, uzak durma noktasında gayretli olun. Takva budur. Takva helali yapmak, haramdan kaçınmaktır. İttakullah'ın anlamı. Evet. Hani muhterem hocam, Hazreti Ömer Ubey bin Kabe soruyor ya, takva ne demektir ey Ubed? Şu şekilde cevap veriyor. Sen yalın ayak bir şekilde tarlalarla dolu, dikenli olan tarlalardan yürümedin mi? Nasıl ki o yolda yürürken ayaklarını koruyor, muhafaza ediyorsan, işte dünya hayatında Allah'ın yasaklarından, Allah'ın haramlarından kendini koruman, muhafaza etmen takvadır diye cevap vermesi son derece önemli. Aynen kıymetli hocam, takva bizim olmazsa olmaz özelliğimizdir. Yani biz tamam hani biz dört dörtlük böyle efendime söyleyeyim mükemmel insanlar olduğunu iddia eden kişiler değiliz. Ha, burada konuşuyoruz. Zaten bizim buradaki konuşma amaçlarımızdan biri de işte o dört dörtlük bir insan olmaya gitmek. Evet. Çünkü anlatıyoruz, Allah'ın kelamını söylüyoruz, niyetimiz halisane. Allah-u Teala bize yardım edecek. Biz de inşallah o dört dörtlük olma yolunda ilerliyoruz. Hani izleyicilerimiz demesin ki biz öyle bir iddiadayız. Müttaki olmaya çalışıyoruz. Takvalı olmaya çalışıyoruz. Haramlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Bugün kıymetli hocam, toplumumuzun şikayet ettiği, sizin dahi şikayet ettiğiniz, benim şikayet ettiğim, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin şikayet ettiği noktalara bakın. Konulara bakın. Mesela adam şikayet ediyor. Diyor ki oğlum benim yanıma hiç gelmiyor. Beni ziyaret etmiyor. Patron şikayet ediyor. Ya benim işçim ben gidince işini savsaklıyor. İşte kadın şikayet ediyor. Eşim bana ilgi göstermiyor. Benimle ilgilenmiyor. Varsa yoksa işi. Kendi işleriyle ilgileniyor. İşte çocuk şikayetçi. Babam benimle ilgilenmiyor. Annem benimle ilgilenmiyor. Bütün bu problemlerin. Mesela polisler şikayet. Polis diyor ki ya şu suç artış gösteriyor. Hakim şikayetçi. Ya bana gelen suçlar hep şöyle. Savcı şikayetçi. Bütün meslek grupları, bütün insan grupları bir şeylerden şikayetçiler. Peki bu şikayetlerin temelinde, kaynağında, kökünde ne var? Takvalı olmamak var kıymetli hocam. Evet. Adam sakınmıyor. Adam diyor ki ya diyor ben babamın yanına gitsem ne olacak? Halbuki Allah'ın emri. Allahu Teala ne diyor? Anne babanıza öf bile demeyin. Öf ne ya? Öf, öf normal bir kelime. Ben size bile desem kızmazsınız. Öf hocam ya desem. Siz bana desin, öf müslüm hocam. Kızmam herhalde. Dolayısıyla bırakın onları azarlamayı, kötü söz söylemeyi, vurmayı. Değil mi? Öf aynen, bile demeyin. Öf bile demeyin. En alçağından bizi sakındırıyor Yüce Rabbimiz. Ve onlara dua edin diyor. İşte mesela bu takvadır. Mesela içki. Allah-u Teala diyor ki ben diyor içkiyi, şarabı, fal oklarını, fala gitmeyi, kumar oynamayı, domuz etini diyor haram kıldım. Yasakladım diyor. Şimdi bu haramlara baktığımız zaman, bu yasaklara baktığımız zaman yine burada bir takva yok mu? Evet. İçkiden dolayı içki içip, alkol alıp, arabasının başına geçip, trafik kazasına neden olan, ocakları söndüren insanların sayısı az mıdır? Çoktur. Yine içki içip, efendime söyleyeyim şişede durduğu gibi durmuyor malum içki. Haram bir şey, yasak bir şey, sağlığımıza zararlı, ailesine zarar veren, başkalarına zarar veren insanları görüyoruz. Allah-u Teala içkiyi niye haram kılıyor? Bizim zararımız olduğu için. İşte takvalı bir insan düşünün kıymetli hocam. İçkinin yasak olduğunu, uyuşturucunun, kumarın zararlı olduğunu bilen biri kendini bunlardan uzak tutar. Kendini bunlardan uzak tuttuğu zaman bu insandan kimseye bir zarar gelir mi? Gelmez. Fayda gelir kıymetli hocam. Işık gibi her tarafa parıldar. Evet. Ama öncelikle bizim takvayı
insanların yüreğine koymamız lazım. Japonya'da bir yerde okumuştum. Diyor ki Japonlar işte anaokuluna gelen çocuklarını böyle küçük de ufaklar 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında olan çocuklarını biliyorsunuz Amerika bugün medeniyetin, modernliğin, çağdaşlığın, efendime söyleyeyim kalesi gibi gösterilen, medeniyetin beşiği gibi gösterilen Amerika 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya, Nagasaki'ye 2 tane atom bombası attı. İşte medeni modern diyorlar ya işte atom bombası attı. Yüz binlerce insanın ölümüne neden oldu. Yüz binlerce insanın yaralanmasına neden oldu. Nükleer bir felakete neden oldu. Yıllar boyunca orada bitkiler yeşermedi. İnsanlar radyasyona maruz kaldı. Hastalandılar. Birçoğu radyasyona bağlı hastalıklardan öldüler. Şimdi bu Amerika'nın bu yaptığı zulmü, kendine modern diyen, medeni diyen, efendime gençlerimiz şu anda orayı çok şey yapıyor. Ya orada araba ucuzmuş. Araba ucuz ama o araba ucuz olana kadar neler yaşandı? Neler oldu? Her şey ucuzluk değil. Yine bir gençlerimize böyle bir şey yapmış olduk. Çok da bugün şey yapmayalım. Evet. Japonlar çocuklarını oraya götürüyorlar. Hiroşima ve Nagasaki'ye götürüyorlar. O olayların olduğu müzelere götürüyorlar. Bakın diyorlar. Eğer diyor çalışmazsanız, eğer diyor korkak olursanız, eğer diyor kendinize çeki düzen vermezseniz diyor, toplumumuz bu belayı yine görür. Yine bize bomba atılır. Yine biz rezil, rüsva oluruz, perişan oluruz diyor. Kıymetli hocam, burada da bir takva yok mu? Müslüman biri düşmanın kendisine vereceği zararlara karşı kendini savunur. Allah-u Teala'nın gerekli hazırlığı yapın. Değil mi? E'iddu lehum mestata'tum. Yani onlara karşı elinizden geldiği kadar hazırlık yapın ayetini bilir. Ve burada da yine takvayı devreye koyar. Gerekli hazırlıkları yapar. Güçlü olur. Yani gördüğünüz gibi kıymetli hocam, takva yalnızca camide değil. Yalnızca Kur'an kursunda, müftülükte değil. Evet. Takva savaş meydanında. Takva teknolojide. Bütün takva bilimde. Alanlarda. Her yerde. Evet. Takva ne demek? Emri uygulamak, yasaktan kaçınmak. O zaman takvayı bizim toplumumuza yerleştirmemiz lazım. Ve bu takva bizi Cenab-ı Allah'ın yanında değerli de kılacak değil mi? İnne ekramakum indallahi etkakum. Sizin en üstün olanınız Allah'ın yanında takva sahibi olanınızdır. Dolayısıyla sizin şu efendim kabileye, bu kabileye, şu aşirete, bu aşirete, şu renge veya bu renge, bu dile sahip olmanız, bu kültüre sahip olmanız Allah'ın yanında değerli ve kıymetli değildir. Hanginiz daha çok Allah'ın emirlerini uyguluyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, o yasaklarından da muhafaza ediyorsa, şüphesiz ki Allah'ın yanında değerli olan onlardır diye ayet-i kerimede de Yüce Rabbimiz bizlere bildirmesi, takvanın bir başka boyutunu da bizlere gösteriyor. Aynen kıymetli hocam. Hocam takva birinci özellik. Yani daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak birinci özellik. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Takvalı olmak da yine Müslümanın bir yine özelliği. En önemli özelliklerden biri. Evet. Yani bir mümin kendi hayatına bakmalı. Geçen gün bir kardeşimizi duydum. Öyle bahsediyorlardı. Dediler ki ya işte filanca yerde bir tanıdığımız var. Oruç tutmuyor. Ramazan ayı, oruç ayı. Ben de düşündüm. Dedim ki acaba bir rahatsızlığı mı var? Hani rahatsız olabilir. Hemen suizan etmek doğru değil kıymetli hocam. Tabii. Müslüman hemen suizan etmez. Tabii. Orucunu yiyen birini gördün. Tamam toplum içinde yemesi doğru değil ama suizan etmemeliyiz. Belki hastalığı var, belki rahatsızlığı var, ya dayanamıyor. Allah bize o şeyi aşılamış ya. Ya eyyüellezine amen iştenibü kethiren minazzan. Yani. İnne ba'da zanni ismin ve la tecessesü diye ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın çoğunda bazısında günah vardır. Aynen. Birbirinizin gizli hallerini de araştırmayın aynen diyor. Zan insanı günaha sürükler. Evet. İşte ben de zanda bulunmadım. Dedim olabilir belki hastadır, belki rahatsızdır. Sonradan anlattılar. Yok dediler herhangi bir rahatsızlığı da yok. Herhangi bir problemi de yok. Hı-hı. Dayanamıyormuş. Dedim biz de dayanamıyoruz. Şu anda bakın program yapıyoruz. İşte biraz sonra efendim mesela sahur bitince oruca başlayacağız. Evet. Yani acaba biz dayanabiliyor muyuz? Biz de hani insanlar zorlanıyor. Hatta Ramazan ayında hani gençlerin kullandığı moda bir kelime. Modumuz düşüyor bizim. Modumuz düşüyor ne demek? Yani böyle biraz böyle sakinleşiyoruz. Kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Acıkıyoruz, yiyoruz. Dayanamıyorum diye bir şey yok. Şimdi bu kardeşimiz, bu oruç tutmayan kardeşimiz, Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini duysaydı, acaba yine tutmaz mıydı? Peygamber Efendimiz ne diyor? Ramazan ayında tutulan bir gün oruç, diyelim tutulmadı. Bile bile tutulmadı. Hiçbir mazeret yok. Dayanamıyorum evet diye bir şey yok. Bir gün tutamadın diyelim. Daha sonra bütün ömür boyunca tuttun.
Yani Ramazan dışında her gün oruç tuttun. O bir gün oruca denk olması için. Peygamberimiz diyor ki denk olmaz diyor. Ramazan orucu farklı bir oruçtur. Elbette. Şimdi bu kardeşimize biz dua edeceğiz. Ama bu kardeşimiz de kendini bir sorguya çekmesi lazım. Ben niye takvalı değilim? Ben niye Rabbimin bu emrini yerine getirmiyorum? Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bu ayeti bilmiyor mu acaba? Bilmiyorsa bilmeli, öğrenmeli. Evet. Kendine şunu sormalı. Ben niye takvalı değilim? Ben niye Rabbimin emirlerini yerine getirmiyorum? Ben ki Allah'tan başka ilah yoktur diyorum. Ben ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir diyorum. Ben niye bu emri yerine getirmiyorum? Evet. Bu bir örnek. Ya da adam diyelim Allah muhafaza insanlara faizle para veriyor. Faizle para vermek haramdır. Bugün hani bankalar aracılığıyla da yapıldığı gibi özel şahıslar da bunu yapıyor. Ben her zaman bunu vaazlarımda anlatıyorum. Şimdi bu günahı yapan bir kişi sadece şunu diyebilir mi? Ya kardeşim ben bu günahı işledim. Verdiğim adam memnun. Ben de memnunum. Alan memnun, veren memnun. Ama Allah memnun değil. Takva bunun neresinde? Evet. Halbuki karz-ı hasen diye bir şey vardı. Müslümanlara borç verip onların ihtiyacını görmek ve zamanı gelince Müslüman kardeşimizin eli genişleyince, durumu iyi olunca o parayı bize geri vermesi. Karz-ı hasen vardı. Karz-ı hasenin yerini tefecilik mi aldı? Takvalı bir insan bunu yapabilir mi? Hepimizin önünde var olan bir ölüm gerçeği var. Öleceğiz kıymetli hocam. Evet. Geçen gün bir yakınımız, Allah ona ve bütün yakınlarımıza ve bütün Müslümanlara merhamet eylesin, rahmetine esirgemesin inşallah. Böyle gittik onu işte mezara defnetmeye. Kıymetli hocam inanır mısınız? Küçücük bir yer ya mezar. Yani böyle bir şu anda bulunduğumuz yer gibi bir yer değil. Küçücük bir yer, ufacık bir yer. Ve vefat edenin yüzüğü dahi elinden çıkarıldı. İşte satılıp bir takım hayır yerlerine harcandı. Şu bu artık gerekli yerlere verildi. Hiçbir şey yanında götüremedi. Yeah. Geriye kalan elbiseleri, şunları, bunları dağıtıldı fakirlere. Bir tek kefen, o da özür diliyorum çıplak girmesin diye. Hani insanlar onu çıplak görmesin diye bir kefene sarılıp. Hepimizin sonu bu. İşte insanoğlu kendine şunu sormalı. Ben takvayı hayatımın neresine indirgiyorum? Siz neresine bunu, koyuyorum? Siz bunu anlatınca benim aklıma peygamberimizin şu hadisi şerifleri geldi ki muhterem hocam hani Allah Resulü buyuruyorlar ya kişi vefat ettiği zaman kabrine kadar üç şey onunla arkadaşlık eder. Bunlardan ikisi geri döner o kabre girdikten sonra birisi onunla beraber kalır. Nedir bu üç şey kabir kapısına kadar onunla arkadaşlık edecek olan? İşte onun akrabaları, ailesi, çocukları, eşi vesaire. İkincisi sahip olmuş olduğu mal. Değil mi? Üçüncüsü de onun imanı ve başka bir ifadeyle anlattığınız takvasıdır. Lakin gömüldükten sonra, mezara girdikten sonra, kabre konulduktan sonra ikisi geri döner. Birisi vardır ki onunla beraber kabre girer. Dönecek olan onun ailesidir, akrabalarıdır, dostlarıdır, arkadaşlarıdır. İkincisi de dünyadayken sahip olmuş olduğum maldı, makamdı, mevkiydi vesaire. Bunlar geri döner. Lakin onunla beraber kalan da onun takvasıdır, onun imanıdır. Onunla beraber kabre girecek. Onunla beraber kabirde ona arkadaşlık edecek. Belki bundan dolayı Yüce Peygamberimiz de sık sık birçok hadis-i şeriflerinde ölümü hatırlatmaktan bize bahsediyor. Eksiru zikra hadimin lezzat. Lezzetleri kaçıran, zevkleri kaçıran ölümü çokça zikredin. Buradaki zikirden kasıt. Yani unutmayın. Unutmayın ki... Gündem yapın. Gündem yapın, hatırınızda kalsın. Unutmayın ki bu şekilde sizler işte takva sahibi olan insanlardan oluverirsiniz. Takvadan söz etmiş ki hani yapmış olduğumuz ibadetlerimiz de bizleri takvaya celbetmiyor mu? Yani yaptığımız ibadetler, eda ettiğimiz ibadetler de bizde takvayı kazandırıyor. Bu vasfı, bu özelliği bizlere nakşettiriyor. İşte yukarı biraz önce okumuş olduğunuz oruç ibadetini bizlere farz kılan ayetin sonunda Yüce Rabbimiz bunun nedeninden söz ederken hani oruç sizden önceki kavimlere, milletlere farz kılındı gibi size de farz kılındı. Niçin? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Yani orucun bizlere sağlamış olduğu maddi faydalarına baktığımız zaman Müslüm Hocam bunlardan birisi de bizleri kötülüklerden sakındırması değil mi? Tabii ki kıymetli. Efendimiz Peygamberimiz hani oruç kalkandır diyor. Nasıl ki o kalkan
bir savaş meydanında askeri kılıç darbelerinden koruyor, muhafaza ediyorsa, oruç da bu şekilde bizleri kötülüklerden muhafaza eden bir kalkandır. Şeytanın desiselerine karşı, tuzaklarına karşı, vesveselerine karşı, Allah'ın yasaklarına karşı bizi muhafaza eden bir kalkandır. Düşünebiliyor musunuz? Siz oruç sayesinde normal şartlarda sizin için helal olan yemeleri, içmeleri bırakıyorsunuz. Ezan okunmayana kadar onlara el sürmüyorsun. İşte bir sabır eğitimi, müthiş bir sabır eğitimi. Muhterem hocam düşünün, normal vakitlerde efendim oruç sayesinde kendisine helal olan yiyeceklere, içeceklere el sürmeyen bir insan efendim nasıl olabilir de kendisine ait olmayan bir mala el sürebilir ki? Hırsızlık yapabilir ki? Böyle bir kötülük işleyebilir ki? Hayır, o böyle bir eğitimi kazandı. Kendisini kötülüklerden muhafaza eden bir eğitim, oruç ibadetiyle. Keza hatırlayınız ki bizlere normal ibadetleri, yani niçin yaratıldığımızdan söz eden Yüce Rabbimiz ibadeti bizlere farz kılarken aynı durumu görmüyor muyuz? Ya eyyühen nâsü abidû rabbekum ellezî halakakum vellezîne min kablikum. Ey insanlar! Sizi ve sizden önceki insanları, milletleri, kabileleri yaratan Rabbinize ibadet ediniz, itaat ediniz, kulluk ediniz. Niçin? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Böylece takva sahibi olan kullardan oluverirsiniz. Ve muhterem hocam, akabinde bu şekilde Yüce Rabbimiz Müslümanların özelliklerini, vasıflarını sayarken, yani takva sahibi. وَاَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاتِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ diyor. İşte o takva sahipleri ki onlar gaybe iman ederler. Yani Allah'ı gözleriyle görmezler ama iman ederler. Meleklerini görmezler ama iman ederler. Peygamberlerini de görmemişlerdir, iman ederler. Cennet cehennemi görmemişlerdir ama iman ederler. Onların birinci vasfı, birinci niteliği iman etmeleri. Sağlam bir iman. Vakabinde bu imanı uygulama şekilleri, en önemlileri namaz ve sadaka, infaktan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli hocam, inanmak dediniz, benim aklıma bir olay geldi. Böyle ara ara olay anlatıyoruz. İbret alabilmek amacıyla. Fahreddin Razi, biliyorsunuz meşhur alim, müfessir, bir takım böyle lakapları var, hakim deniliyor filan. Fahreddin Razi bir gün bir şehre ziyarete gidiyor, bir şehri. Ve şehirde bir böyle bir çağrış, bir bağırış böyle var. Gelin gelin ey millet, ey insanlar, Allah'ın varlığını işte 99 delil ile ispatlayan bir adam geldi. 99 delil. Normalde Allah'ın varlığını biz nasıl ispat ediyoruz? İşte imkan deliliyle, hudus deliliyle, nizam deliliyle filan bir takım böyle deliller var. Bir gün onları da konuşuruz inşallah. Bu delillerle ispatlıyoruz. Yani ispatlandırıyoruz, delillendiriyoruz. Kadının bir de bunu duyuyor. Millet tabii kadının yanından geçerken herkes böyle ona doğru koşuyor. Diyor sen gelmiyor musun diyor. Yok diyor, ben gelmiyorum. Niye ya filan? Ben gelmiyorum diyor. Allah Allah. Niye ama? Sebebi ne? Ya diyor, bu adamınız diyor ne yapıyor? Diyorlar ki bu adamımız diyor alimdir. Müfessirdir. Evet. Efendime söyleyeyim, Mefatihul Gaybi yazmıştır. Meşhur Kur'an tefsiri. Hı hı. Bu 99 delil ile Allah'ın var olduğunu ispat ediyor. Onun için bu değerli. Ya diyor, ben Allah'a inanmışım. İman etmişim. Hiçbir delile de benim ihtiyacım yok. Hiçbir ispata benim ihtiyacım yok. Benim gönlümde Allah var. Ben Allah'ın varlığına, bu kainatın kendi kendine olamayacağına inanmışım. Benim delile, ispata ihtiyacım yok. Kıymetli hocam, insanın imanı böyle olmalı. Tamam, delillerle ispatlandırmalı, aynen, güçlendirmeli. Aynen Ebu Bekir gibi, hani mesela bunu Muhammed mi söyledi? Evet, Muhammed söyledi. Eğer o söylüyorsa doğrudur. Yani Müslümanın tavrı bu durum karşısında semi'na ve ata'na olmalı. Evet, aynen. İşittik ve itaat ettik, değil mi? Aynen kıymetli hocam. Yani şimdi adam diyor ki benim diyor iman konusunda benim diyor tereddüdüm var, şüphem var. E kardeşim, ne gibi bir şüphem var? İşte diyor Kur'an'da diyor namaz hakkında şöyle diyor. Yani bu mu yani? Yok işte Hazreti Ebu Bekir şöyle bir söz söylemiş. Benim bundan dolayı, kardeşim biz Allah'tan bahsediyoruz ya. Evet. Allah'ın varlığından, birliğinden bahsediyoruz. Sen inanmak için bir yol aramıyorsun. İnanmamak için bahaneler arıyorsun. İnanmamak için bahaneler aradığın sürece inanamazsın. İnanmak için bir şeyler araman lazım. Evet. Ufak tefek şeylere takılmaman lazım. Ki onların hepsinin cevapları var zaten. Hepsinin cevabı verilmiş.
kafana takılan her türlü şüphenin cevabı var. Allah'ın varlığı ve birliği için tabii ki delil de arayacaksın. Arayacaksın ama ben delil olmazsa inanmam demeyeceksin. Allah'a iman bilgiyle, ilimle değil aslında. Yani tabii ki bunlarla da oluyor ama gerçek manada iman gönülle olur. Hazreti Peygamber tek olan Allah'a inanıyordu. Hazreti Peygamber tek olan Allah'a inanmadan önce araştırmış mıydı? He ben bir araştırayım şu kainatın kaç tane Rabbi var mı dedi. Hayır, inanıyordu. Çünkü düşünceleri bunu ona itmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın bir inanç arayışı var. İbrahim Aleyhisselam orada Allah'ı aramıyor ki. İbrahim Aleyhisselam orada aslında bize bir ders veriyor. Bakın diyor, ay kaybolur, güneş kaybolur, yıldız kaybolur ama Allah kaybolmaz. İbrahim Aleyhisselam bize burada nasıl inanmamız gerektiğini anlatıyor. Yoksa ben ayı gördüm, ay benim Allah'ım dememiş. Orada öyle bir ibare geçiyor ama bunun sebebi nüzulü, inme durumu, Hazreti Peygamber'in açıklamaları bize ifade ediyor ki İbrahim Aleyhisselam bize inandığımız Allah'ın diğer inanıldığı zannedilen bir takım kişilerce, hani var ya bazı insana putlara inanıyordu bir zamanlar, hala da var. Bir takım insanlar işte güneşe, ateşe filan, bunların gerçek manada ilah olmayacağını, olamayacağını bize anlatıyor. Evet. Onun için gerçek manada iman gönül ile olur, kalp ile olur. İnşallah biraz hızlandıralım muhterem hocam. Şu 5 ayeti kerimeyi tamamlayalım çünkü vaktimizin aynen kıymetli hocam. Sonuna geldik. Hocam inşallah. Diğer bir özelliği namaz kılmaktır müminlerin. Evet. Diğer bir özelliği infakta bulunmalarıdır. Bitirelim ondan sonra kısaca bir yine bir i̇nşallah. Şey yapalım inşallah üzerlerinde. Kur'an-ı Kerim'e inanmalarıdır. Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanmalarıdır. Kur'an'ın yegane nizam, düzen kitabı olduğuna, her türlü problemin çözümü olduğuna, hakem olduğuna inanmaktır. Öyle sadece okumakla değil, toplumumuzda, her türlü konumuzda onu hakem yapmalıyız Kur'an-ı Kerim'e. Ve diğer kitaplara da inanmaktır. Ama tahrif olmamış biçimlerine, çünkü şu anda elimizde var olan Tevrat, Zebur, İncil maalesef tahrif olmuştur. Ama biz onların tahrif olmamış olduğuna, yani olan durumlarına, ilk gönderilmiş olan durumlarına inanıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayeti şöyle devam ediyor. Diyor ki bunu yapanlar doğru yoldadırlar ve bunu yapanlar kurtulmuş olanlardır. Allah da bizi kurtulanlardan eylesin ve inşallah. Ve bin nitek ve bil ahiret yum yokunun. Onlar ahirete de iman ederler. Aynen kıymetli hocam. Demek ki muhterem hocam bu ayeti kerimelerden olgun bir müminin vasıflarını, özelliklerini maddeler halinde şu şekilde özetlemek mümkün. Evvela onlar iman ederler. Neye iman ederler? İşte gaybe. Allah'ın varlığını, birliğini tasdik ederler, meleklerini tasdik ederler, cennet, cehennemi tasdik ederler. İkincisi, günde 5 vakit namazlarını da eda ederler. Verilen mallardan sadakanın her türlüsünü, infakın her türlüsünü yaparlar, geri durmazlar. Onlar cömerttirler. Ramazan'da bir daha cömert olurlar. Ve onlar sana göndermiş olduğumuz kitaba inandıkları gibi senden önce göndermiş olduğumuz o tahrif edilmemiş olan kitaplara da iman ederler. Ahiret gününü de tasdik ederler. Ceza ve mükafat gününde de iman ederler. Ona göre hazırlanırlar. O endişe vardır onların içinde. O korku vardır onların içinde. O hesap gününün, efendim, çetinliğinin düşüncesi vardır şuurlarında ve bilinçlerinde. İşte bu özellik ve vasıfları taşıyan insanlar doğru yola ermiş ve müflih olmuş, kurtuluşa ermiş olan insanlardır diye Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede bizlere olgun bir Müslümanın özelliklerini, niteliklerini saymakta. Elbette ki sadece bunlar değil. Bir Müslümanın güvenilir olması değil mi? Onun evet, bir özelliği hocam. Değil midir? Peygamberimiz Müslümanın tarifini yaparken El-Müslümü men selim el-Müslümüne min lisani ve yedih. Müslüman öyle bir kişidir ki diğer mümin kardeşler, hatta diğer insanlar onun elinden ve dilinden güvenilirdirler. Emindir Müslüman kişi. Sadıktır, dürüsttür, doğrudur. Bir emanet kendisine teslim edildiği zaman muhafaza eder. Söz verdiği zaman sözünü korur. İffetini, hayasını, namusunu, onurunu, şerefini korur. Haram mala el sürmez. Hırsızlık yapmaz. Allah'ın yasaklarından her türlüsünden beri durar. İçkiden beri durar. Kumardan beri durar. Faizden beri durar. Değil mi muhterem hocam? Aynen kıymetli hocam. Bu şekilde yani Kur'an'ın her ayetinde belki Müslümana yakışan güzel bir özellik bulmak mümkündür. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim Bediüzzaman Said Nursi Allah rahmet eylesin de buyurduğu gibi zaman geçtikçe gençleşen bir kitaptır. Evet. Ne demek gençleşen? Yani Kur'an-ı Kerim zaman geçtikçe
ayetlerinden farklı farklı anlamlar anlaşılabilen ve bütün çağlara hitap edebilen. Bütün çağlara hitap eden. İnanın biz şu andaki bu konuşmamızı belki 10-15 gün daha devam ettirsek, Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti üzerinde konuşsak konuşabiliriz. Elbette. Çünkü konuştukça her şey çıkar. Kur'an-ı Kerim bir hikmet kitabıdır. Hikmet menbaıdır, hikmet kaynağıdır. Yani sadece kuru bir kitap değildir. Galiba Mehmet Akif de, yanlışsam düzeltin. Yani inmemiştir hele Kur'an diyor ya, aynen, mezarlarda okunmak için, mevlütlerde. Evet. Mevlütlerde de okuyacağız. Mezarlarda da okuyacağız. Ama Kur'an-ı Kerim'in tek indiriliş amacının bu olmadığını bileceğiz. Elbette. Ve ahlaklanmak için Kur'an'a muhtaç olduğumuzu aklımızdan çıkarmayacağız. Eyvallah muhterem hocam. Allah razı olsun. Size Yüce Rabbim hocam, bizleri bu özellikleri, bu vasıfları üzerinde taşıyan kullarından amin, eylesin inşallah. Amin. Değerli dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hayırlı sahurlar diliyoruz efendim.